Gökhan Günaydın konuşuyor. Meclise bir kulak verelim. Arap Emirliklerinde saklanarak bu meseleden kurtulabileceğini sanıyorsun. Bu bir skandaldır. Sayın Numan Kurtulmuş'un kendi müktesebatı için de Türkiye Büyük Millet Meclisi için de bir skandaldır. Peki ikinci skandal ne? Bununla yetiniyor muyuz? Biz bugün Can Atalay kararının okunacağını canlı yayında AKP Grup Başkan Vekilinden duyuyoruz. AKP Grup Başkan Vekili saat 11.30 civarında Can Atalay kararını mecliste okumayı planlıyoruz diyor. Bu meclisi siz mi planlıyorsunuz, AKP'nin Grup Başkan Vekili mi planlıyor? AKP'nin Grup Başkan Vekilinin saat 11.30'da bildiği konuyu ben neden 14.55'te duyuyorum? Neden? Neden 14.55'te öğreniyorum? Oralarda bir grup başkan vekili oturuyor da biz burada grup başkan vekili değil miyiz? Yani siz bizden gündemi saklayarak mı bu meclisi yöneteceksiniz? Böylesine bir aymazlık olabilir mi? Bu bir yalnızca kişisel skandaldan öte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nasıl çalıştırıldığına ilişkin bir başka önemli husustur. Arkadaşlar, artık bu kitabı size sallamaktan bıktık, usandık. Sayın Günaydın, lütfen tamamlayın. Meclisin iç tüzüğü, uymanız gereken iç tüzük. Buranın 136. maddesi diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilmeye engel bir suçtan dolayı kesin hüküm giyen veya kısıtlanan milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının genel kurulun bilgisine sunulmasıyla üyelik sıfatı sona erer diyor. Peki soruyorum, hukukçusunuz. Şerafettin Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mıdır? Eğer varsa Numan Kurtulmuş bugüne kadar neden Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı sonrasında bunu okutmadı? Neden Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verip vermeyeceğini beklediniz? Ve Anayasa Mahkemesi iki kere hak ihlali kararı vermesine rağmen neden bugün okutmaya kalkışıyorsunuz? Anayasanın 153. maddesini bir kere daha mı hatırlatayım? Siz de bana anayasanın 136... Sayın Günaydın, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Derim tamamlanır da mesele tamamlanmaz. Burada hepimiz biliyoruz ki açıkça bir hukuk ihlali değil, anayasanın ihlali vardır. Mesele Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay üzerinden yasama organına sopa sallanmasıdır. Ve anayasal düzenin açıkça ihlalini burada okutmak üzere meşrulaştıran bir başkanlık divanı ile karşı karşıyayız. Hem sizi hem de başkanlık divanında bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımı bu suça ortak olmamaya davet ediyorum. Bırakın orayı, terk edin. Bu talimatı kim veriyorsa gelsin o okutsun. Meclis başkanı neredeyse gelsin, divanı o yönetsin, onun hesabını bize kendisi versin. Ben burada bulunmaktan ilk kez bu kadar hüzün duyuyorum. Anayasanın ihlaline tanık olduğumuz bir genel kurulu hep beraber yaşıyoruz. Sayın Günaydın, son kez uzatıyorum, buyurun. Uzatacak bir şey yok, laflarımı söyledim. Bu laflar da bu atmosfere bir kere daha asıldı. O atmosferden bu lafları indirip yeniden gündem yapacağımız zamanlar gelecektir. Evet, Sayın Günaydın, teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e aittir. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet.